Selamın aleyküm. Ay kardeşim Kerem. Yeni işin hayırlı olsun kardeşim benim be. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer tamirhane dükkanıdır değil mi? Oğlum senin ne işin var lan burada? Bir şey yok oğlum ya. Geçerken Süleyman ustama bir selam vereyim dedim. Sen de bonus oldun işte. Vay kardeşim benim. Ustam ver elini öpeyim. Eyvallah tamam tamam. Nasılsın? Tamam. İyisin değil mi? Eyvallah iyi gördüm seni. Kardeşim? Ne yaptın? Tövbe mi ettin tırnakçılığa? Oğlum ne diyorsun sen? Ustanın yanında konuşmak istemiyorsun. Anladım. Ama Süleyman Usta var ya, acayip halden anlayan bir adamdır değil mi usta? Oğlum zaten sabıkana baksa Jacob'la patlattığın kasayı kabak gibi görür orada ya. Lan birader. Seni burada tertemiz döverim ben de. Da değmezsin lan. Ben yaptıklarım bedeli neyse zaten tek tek ödedim lan. Usta. Buradan almayayım senin aklını hadi. Kız manitacılık ayağına geri çekti değil mi şikayeti? Usta sen bu hikayeyi biliyor musun ya? Bak çok acayip hikaye. Şimdi bu benim Kerem kardeşimle bunun son manitası. Bunlar kızın evini patlatırken tanıştılar. Sonra bir de üstüne çıkarken kıza bıçağı bir taktı bu abi. Mevzuya koş. Tabii sonra kız benim güzel kardeşimin baby face'i uğruna geri çekti şikayet. Lan Cemil senin belini ısırırım ben senin. Tamam yavaş sakin olun. Ya usta görmüyor musun bunu ya? Oğlum bırak konuşsun. Havlayan köpek ısırmaz. Allah Allah ne var oğlum? Yalan mı söylüyorum lan? Yalansa yalan de. Eski dosttan düşman olmaz dedik abi. Gelelim iki takılalım dedik. Pembe panter kesildi. Lan hadi şuna şuna ya. Yallah. Neyse ben kaçırmayayım tadınız. Hadi görüşürüz. Allah. Ya usta, kusura bakma ya. Gevşek gevşek konuşunca ben vallahi tutamadım kendimi. Ne olur kusura bakma ya. Evlat, ne dedim ben sana geçen gün? Burada sabıkan yok, anladın mı? Buradan önce ne yaptın? Beni ilgilendirmez. Beni buradaki işin ilgilendirir. Hadi işinin başına. Eyvallah usta. Delirdi oğlum, delirdi, delirdi. Harika kardeşim gördüm. Sülü ne yaptı? Süleyman abi ne yapsın abi? Bir ara böyle Hulusi Kentmen havalarında geldi kavgayı ayırdı ama sonra vazgeçti. Ha. Sizin bu kasa patlatma olayını duyunca var ya bir yüzü değişti ama. Harika ağzına sağlık. Kardeşim benim be. Dur ben bir şu uzunu arayayım da yüreğine su serpilsin lavun. Demirova, ne haber Demirova? Söyle dinliyorum. Kardeşim mission completed. Kerem'in tamirhaneye fit ne fit not. Şüphe tohumları bir bir emekli ekildi. Kerem'in sinirleri itinayla bozuldu. İkinci aşamaya geçiyoruz. Tamam. Gelişmelerden beni haberdar edersiniz. Aynen Uzuncum. Siz ofis insanlarının da tabiriyle seni update edeceğim. Açılmıyor lan bu. Ne demek açılmıyor lan? Açılmıyor oğlum işte basbayağı açılmıyor yani. Üç beş tane motoru 10 milyondan daha fazla koruyor adamlar. Oğlum Cemil sana meslek sırrı vereyim mi? Neymiş lan o meslek sırrı? Kanırtmayı iyi bileceksin oğlum. Kanırtmayı iyi bileceksin. Allah Allah. İnsanlar da böyle. İnsanları da kanırtmayı iyi bileceksin. Biz 8'de kapattık çıktık dükkanı. Geldiğimizde yoktu işte. Gel Kerem. Usta hayırdır? Ya gece şüphelendiğiniz birisi var mı? Yok, kimsenin günahını almıyor.
Arkadaş burada mı çalışıyor? Evet, mahallemizin çocuğu. Çocukluğunu bilirim. Peki. Süleyman Bey, bir imzanızı alacağım. Bir gelişme olursa konuyla alakalı biz sizi bilgilendireceğiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Kerem, oğlum niye yüzün aslında öyle ya? Olur böyle şeyler, ilk defa başımıza gelmiyor ki. Sen de öyle diyorsun da usta. Ya git işine ya, git. Git üstünü başını değiştir. Bismillah de başla işine güzelim ya. Eyvallah Süleyman usta. Selamun aleyküm. Süleyman usta. Vay. Ustacığım. Geçmiş olsun ya. Vallahi büyüdük, çok üzüldük. Dükkanı patlatmışlar. Ha? Nasıl, kayıp büyük mü? Cana geleceğine malı gelsin koçum. Aynen öyle vallahi ustacığım ya. Sen de haklısın. Aa! Sen burada mısın ya? Ne şaşırdın lan? Geçen geldiğinde görmedin mi beni burada? Yok, gördüm görmesine de. Yani ne bileyim, dünkü olaydan sonra... Süleyman usta, vallahi büyük adamsın sen ha. Harbiden takdir ettim seni. Şimdi buralardan Kerem. Nasıl desem kardeşim, senin geçmişin belli neticede. Değil mi? Hani bak, başka normal bir usta olsa bin bir türlü düşünce gelir insanın aklına ama... Süleyman ustam benim birine güvendi mi güveniyor gerçekten ha. Aslan usta. Birader, sen ne buraya güneş yere gelip böyle kafa... Derdin ne oğlum senin? Açık açık konuşsana. Yekten çözelim mevzuyu burada, söyle. Brocuğum, hiç böyle büyük büyük tepkileri hoş oluyor mu ya? Ha? Hayır, insan böyle bir şey mi var lan falan oluyor. Değil mi usta? Şüphe uyandırıyor, anlatabiliyor muyum? Birader, senin derdin nedir? Açık açık konuşsana bana be. Mevzun da senin yani. Ağzında ne saklıyorsun oğlum, söylesene. Hani diyorum ki, eğer olur da motoru falan parçalatmak istersen sen bana sinyali çak. Ben sana böyle güzel güzel kontaklar ayarlarım diyor. Akri çeviririz, anladın mı? Key işte. Senin mahkemede çırakların ifadesini hayal ettim de... Cemil ölünce Kerem'e suçu atacak bir sürü şahidimiz olacak. Ulan oğlum bu lan. Burdu ya.